Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Alstor'un teknik durumu, haberler, akışlar, derinlik, aracı kurum dağılımı, hedef fiyat, analiz tahminleri gibi birçok verisine bakıp Alstor'un bundan sonraki kısa, orta, uzun vadeli hareketlerini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Öncelikle biliyorsunuz ki endeks sabah saatlerinde bugün pozitif açtı. Bizim için önemli mi? Astor için kesinlikle ama kesinlikle endeksin gün içerisinde artıp artmaması önemli değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Astor endeksten çok daha fazla düşüş yaşamış bir hisse. Şimdi geldiğimizde öncelikle bir orta uzun vadeli teknik görünümüne bakalım. Sonlara doğru da kısa vadeli teknik görünüm beraber inceleriz. Daha orta uzun vadeli teknik görünümde şu anlık RSI seviyemiz bakın burada gördüğünüz gerçekten dip seviyeler bölgesine gelmiş. Daha önce 16 Ağustos tarihinde 21 seviyesini görmüştü ki bu tarihlerde 73 TL civarını görmüştü. Yani bundan sonra teknik tutmuş ve çok az da olsa bir %300'e 4'lük artış olmuştu. Buradan anlayacağımız şey hissemizin ya dip noktada olduğu veya dip noktaya çok ama çok yakın bir bölgede oldu. Şu anki teknik görünümler diyor ki bizim bu 73-74 bölgelerinde önemli destek noktalarımız var. En çok nereye kadar inebilir dersen ben 66 TL altına inebilecek bir alt soru gerçekten ama gerçekten düşünmüyorum. Teknikler 73 TL'nin altına inemez diyor. Bu seviye bizim için çok değerli. Biz bunun altına indirmeyiz az soru diyor 73-45-73-30. Bakın hatta şu geçmişlere bu bölgeye yakın e, seviyeler denenmiş. Daha önce buradaki 19 Temmuz tarihlerinde. Ama ve lakin bir de şu var ki. Buradaki 63, 64, 65 TL bandı da bu hissemizin inebileceği son nokta olarak karşımıza çıkıyor. Yani 60, 65 TL bandının arasında bir Astor, daha aşağısında bir Astor görmemiz çok zor. Bu en kötü senaryoydu. İyi senaryomuz ise dediğim gibi buradaki 73 TL'nin altına inemeyeceği. Her şey çok kötü gider. Amerikan başkanlığı çok sıkıntı çıkarsa az en fazla 60 TL civarına doğru inebilir. Ki öyle bir şey beklemiyor şu an piyasa. O yüzden 73 TL'nin altına inmesi zor. Belki bir daha 73 TL'yi deneyip oradan tepki yükselişi alma imkanı söz konusu. Bununla beraber baktığımızda CCI seviyemiz pozitif sinyal veriyor. ERA sayımız dipten pozitif veriyor, sayımız direktmen pozitif sinyal veriyor. Baktığımızda MACD seviyesi tarafında yine güzel bir sinyal var. Şu an Astro Enerji tarafında güzel sinyaller aldığımızı söyleyebiliriz. Genel olarak piyasa düşüşünü bekleyecektir. Yani Astro öyle bir anda endeks düşerken artacağını düşünmüyorum. Ki benim biliyorsunuz tahminlerim daha çok Aralık, Ocak ayları Astro tarafında. Ben Aralık ve Ocak aylarında bir artış bekliyorum. Yani ocak ve sonrasında belki 110 TL civarlarını tekrardan kırma imkanımız. Daha sonra da 150 TL civarına doğru yol alma imkanımız söz konusu. Bakın şunu tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar çok önemli. Astor evet endeksten bağımsızdır. Ama velaki şunun altını çiziyorum. Aşağı doğru inerken endeksten bağımsızdır. Yani endeksin pozitif olduğu gün de kendisi eksi yapar. Ama endeks böyle toparlanışa geçmeden böyle artı ikiler artı üçleri görmeden Alstor tarafında büyük bir rally göreceğimizi düşünmüyorum. Genelde enerji sektörü yani bazen e, aykırı davransa bile Store enerji sektörünün içerisinde bile aykırı davranarak genel olarak endeks yükselmeden ben de yükselmeyeceğim diyen bir ise o yüzden artış dönemini daha çok Aralık ve Ocak ayları gibi ve daha sonraki dönemlerde bekliyoruz. Asıl artışını zaman bekliyorsun dersen Asıl artışı da 2025 Haziran ayında bekliyorum. Arkadaşlar araya gireyim dediğim gibi ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Çok daha fazla hislerin çok daha fazla konunun incelemesi bu kanala gelecek. Bir de şimdi çok çok kısa vadeli bir teknik görünüm bakalım. 4 saatlik tekniklerde açtığımızda 4 saatlik görünümler bize diyor ki arkadaşlar belli bir süre daha bu 74.40 TL bandı çevresinde yatay gidecek. Ama sert düşüşler şu an gözükmüyor diyor. Yatay yükselir mi bilmiyoruz. Öyle bir teknik sunmuyor. Ama düşeceğini düşünmüyoruz diyen bir teknik görünüm bizlerin karşısına çıkıyor Astor tarafında. Bu çok ama çok değerli. Dediğim gibi şu anlık endeksimiz hemen direncin alt bölgesinde kalıyor. Biraz o bölgenin de rahatlamasını bekleyeceğiz. Astor onun ardından belli süre yatağa gittikten sonra birkaç ay içerisinde artışa geçebilir. Şimdi biraz da aracı kurum, haber, bilançolar gibi konulara geçelim. Diğer tarafa geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Daha fazla içerik, canlı yayınlar, katıl videoları bakın mesela burada yükseliş sinyali veren 5 hisse teknik olarak günlük analizler, canlı yayınlar ve yakında gelecek çok daha fazla video için katıl tarafına gelmeyi unutmayın. Buradaki videoyu izleyerek hangi üyelik seviyesinde hangi katıl videosunun açıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi biraz daha bilanço tarafına, haber tarafına geçelim. Hedef fiyatlar diyor ki, bu arada tüm hedef fiyat verileri genel olarak geçmişe dayanıyor, ama genel olarak tahminlerimizi söyleyebiliriz. Integral Menkul değerler demiş ki, 23 Mayıs 2024'te 12 aylık hedef fiyatını 188 TL olarak vermiş, yani gelecek ikinci araya gelirken 2025'in ortalarında 188 TL civarını görebileceğini düşünmüş. İş yatırım. Astor için %77 potansiyel getiri vermiş mevcut fiyata göre ve 133 TL olur demiş yine 22 Mayıs tarihinde. Anadolu yatırım 14 Mayıs tarihinde hedef fiyat olarak 165 TL'yi vermiş ve mevcut fiyatına göre %118'lik potansiyel getiri sunuyor. Bakın bunlarda da integral haricinde iş ve Anadolu al sinyali vermiş. İnfo yatırım demiş ki son fiyat 75 TL'den hesaplarsak %139 potansiyel getir demiş. 181 TL gelir demiş. Ve al sinyali vermiş. Bununla beraber daha eski tarihte global menkul değerler Astor için 152 TL'ye de fiyat verip potansiyel getirisine %101 olarak işaretlemiş. Ve al sinyali vermiş. Philip Capital ise yılın başında 177 TL'ye de fiyat verip şu anki mevcut fiyata göre 135 TL potansiyel getiri işaretlemiş. Ve endeks üstü getir demiş. Aslında bunu anlayacağımız şey şu. Diyeceksin ki bu, ta bu analizlerden sonra Alstor düşüne devam etti. Bunun ama anlamı şu arkadaşlar. Tüm aracı kurumlar aynı anda yanılıyorsa bu Alstor'da belli tahtacı faaliyetlere dönüyordur. Birileri hisseyi düşürüp ucuzdan mal almanın derdindedir. Çünkü bu kadar aracı kurumun aynı anda yanılması pek mümkün değil bilançolar, sayılar bu kadar fazla aracı kurum tarafından yanlış analiz edilemez. Edilmez. Bunun amacı, bunun olayı tahtacılıktır. Mesela şu an TÜPRAŞ'ta da yükseliş sinyali var. Türk Hava Yolları'nda yükseliş sinyali var. Koç'ta yükseliş sinyali var. Bu hisseler niye yükselemiyor? Çünkü birileri hisselerin fiyatını ucuz tutup alttan toplamanın peşinde. Aslında oradaki durumda aynı bu. Birileri elindeki tahtalarla hissenin fiyatını ucuza indirip oradan malı toplamanın peşinde. Mantıklı. Elindeki 100 TL'lik malı 100 TL'ye piyasaya sürüyor. Hisse düşüyor düşüyor 75 TL'ye. Sonra daha ucuz bir fiyatları alıyor. Aradaki 25 TL'de adamın cebine kar kalıyor. Mevcut derinlik fiyatına göre öyle aşırı sert bir yükseliş sinyali yok. Evet piyasalarımızı hisse yükseltmek istiyor. Özellikle 75.5 TL bandına kadar genel olarak piyasanın yükselmesini isteyen bir alıcı grubu var. Ama Astor tarafında şu anlık aşırı sert bir yükseliş başlatacak hacim olmadığını söyleyebiliriz. Ki yükselişlerin sebeplerinden biri az sonra göstereceğim. Sektörel bir hacim var. Sektöre hacim giriyor. Yoksa Astor tarafının dediğimiz gibi şu an hala yatay seyirdeyiz. Teknik analizin verilerini... Hissemizin mevcut fiyatta da doğruluyor. Öyle büyük bir yükseliş sinyalini şu anlık az zor tercih etmiyor gibi duruyor. gün içerisinde garanti almış bu bizim için pek önemli değil. Bakalım haftalık olarak kim almış Philip osmanlı yapı kredi ziraat iş alırken ve diğer pay alırken yatırım finansman satmış ysbc satmış bofa oyak ve tera tarafında satışlar var. Bunun Türkçe meali şu az önce söylediğim şeyi tekrarlıyor hedef fiyat kısmındaki. Birileri bu hisseyi düşürmek istiyor arkadaşlar. Birileri bu hisseyi bu noktalara tutup alttan alttan mal toplamak istiyor. Hani her zaman dediğim bir şey var. Astor'da, CV'de, Europower'da, Gesan'da hatta Ardiz'de, Miatek'te, enerji ve yazılım sektöründe. Yavaş yavaş toplayın arkadaşlar. Yüklü hacim girişlerine gerçekten gerek yok. Yavaş yavaş aydan aya peyder pey toplarsanız bu hisseleri sizin için gerçekten daha iyi olacaktır. Bu şekilde hisse 90 TL iken de almış olursun 75 TL civarındayken de almış olursun. Diyeceksin ki 75 TL civarında sert toplayayım. İşte elimizde her zaman o nakit bulunmadığı için yavaş yavaş nakit geçtikçe almak bence en mantıklı taktik öyle aşırı yüksekten aldım. Ee, lanet olsun böyle işe battım bittim gibi kavramlar pek fazla olmuyor o zaman. Yavaş yavaş topladığında. Bu tür yatırımcılar genelde hisselerin düşüne tam ters seviniyor. Ama bunun bir profili var. Bu profil arkadaşlar daha çok emekliler mesela olmaz. Emekliler genelde ikramiyelerle giriyor. Daha çok beyaz yakalı memur gibi aydan aya sürekli maaşı atan maaşından arttırıp borsaya veya diğer yatırımlara giren kişiler için daha makul bir yatırım tekniği. Son bir aylık grafiklere baktığımızda ise yine iş, yapı, kredi, ziraat, garanti almış. Tek farklı olarak KSBC son dönemlerde satışa geçmiş. Ama yatırım finansman %86 ile satışına devam ediyor. Büyük tahtacımız yatırım finansman. Yani bu ise TR'dan toplamaya geçtiği anda yatırım finansman bizim için gerçekten ama gerçekten 90 TL, 95 TL yolculuğu tekrardan başlayabilir. Bu aklınızda bulunsun. Dediğim gibi baktığımız takas tarafına Citi Bank'ta büyük bir takas çıkışı var. Citi Banka arkadaşlar yatırım finansman üzerinden büyük bir takas çıkışı yapıyor. Bu takas çıkışı bittiğinde ve yatırım finansman tekrardan bakın şeyden bahsetmiyorum. Çok toplasın demiyorum yatırım finansman için. Çıkış dursun. Arada bir alsın, satsın, alsın, satsın dengesine geldiğinde yani Artık yatırım finansmanı üzerinden mal boşaltma bittiğinde Astor TR'dan yükselebileceği konuma gelir. Ki ben olabildiğince fazla bu Astor'un teknik analizlerini çekeceğim belki birkaç günde bir. O yüzden sen abone olmayı unutma. Bu aracı kurum verileri sende yoksa videolarımı izlersin. Bu aracı kurum verilerinde arkadaşlar sen kendi kendine buradan bakmış olursun. Son bir aylık baktığımızda yine Citibank'ın bakın. Fark ettiniz mi yatırım finansmanı çıkışıyla Citibank'ın çıkışı çok yakın. Tesadüf mü sizce? Hayır, tesadüf falan yok. Citibank yatırım finansmanı üzerinden takır takır mal çıkıyor. Bu böyle işler maalesef ki piyasalarımızda dönebiliyor. Şimdi bakalım ile ilgili diğer verilere. Biliyorsunuz ki hala ikinci çeyrek bilanço gelmedi ki o yüzden aslında biraz daha geçmiş tarihli hedef fiyatlarla boğuşuyoruz. İkinci çeyrek bilançolar gelince çok daha rahat bir şekilde hedef fiyat tahminlerimizi yapabileceğiz. Ama son çeyrek bilançoya baktığımızda sen yani çok büyük bir sıkıntı yok. Borç verilerimiz falan güzel. Yani bu ilk çeyrekte muazzam bir borç çekmezsek, böyle borç içinde yüzmezsek bir ikinci çeyrek bilançoda şirketimiz dediğimiz gibi yılın sonuna doğru toparlayacaktır. Çarpanlar aşırı ucuz olmasa bile makul seviyede. Ama aşırı ucuz demek için tabii ki yanlış. Şimdi size bunu göstermek istiyordum aslında. Yani Astor'a bugün arttı diye o Astor'um arttı demeyin. Büyük yalan. Çok büyük yalan. Niye? Smart G 156 Alfa sartmış Euro Power CV'ni Gesan, Neotek, Counter, Birleşim, Orge Saya sartmış Ekos ve Onur Yüksek Teknoloji dışında her şey artmış Smart G'ye bir hacim girmiş Bununla beraber diğer hisselerimizde hacim giriyor Enerji sektörünün öyle bir uyu var biliyorsunuz bir, bir, hisseye, para girişi veya haber geldiğinde tüm sektör yükseliyor. En basit örneği geçen çektiğim şu CV enerjini haber yapan, şey, işte, tavan yapan haber arkadaşlar. Biliyorsunuz ki CV enerji hatta göstereyim size haberi. Daha çok aklımıza gelmiş olur. Neredeydi bu haberimiz? He? 19 Ağustos tarihinde bu 27 milyon dolarlık haber sonrasında tavana gitmişti. Aynı gün tüm enerji sektörü yükselmişti. Bugün baktığımızda Smart G yükseliyor. Buradaki arkadaşlar işleri sayesinde bunu daha sonra inceleriz ayrı bir videoda. Yükseliyor 665'e az sorumuza tak yükseliyor. O yüzden almak için temkinli olun. Az sor yükseliyor falan demeyin. Az sor yükselmiyor. Asla az sor gayet de stabil kalıyor. İş ilişkilerine baktığımızda Astor'un son dönemlerde büyük bir iş almadı. Aslında biraz da hissinin fiyatını düşüren seyretlerden bir de bu. Pek fazla haber akışı yok hissemizde. Yani gördüğümüzde işte en son 5 Ağustos'ta genel müdür Hakan Ünsal konuşmuş. Onun dışında çok fazla bir göstergemiz yok. Benim diyeceğim bu kadardı arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız ki bildirimleri açmanız değerli. İkinci çeyrek bilanço geldiğinde yine bol bol az sorun yapacağız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.